Herkese My Team kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Sezonun artık son iki yarışı. Bugün burada ikinci olursak, Las Vegas'ta ikinci olarak podyuma çıkarsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şimdi Q1'de bir tur daha atacağız. Artık sezon bitmek üzere. Şampiyonluğa çok yakınız. Bol bol uzun düzlük var Las Vegas'ta. Eğlenceli bir pist. İlk sektörde kendi derecemizi geliştiriyoruz. 0.2. Yarım saniyenin üstüne çıkarttık. Şimdi belki de takvimdeki en uzun düzlüklerden biri. ...365 kilometre, 367 kilometreye kadar gördü araç. Bir saniyenin üstüne çıkarttık. En iyi ikinci sektörle geliyoruz. Şimdi çizgiyi geçtik. 10. sıra. Yarım saniye lider Lando Norris tamamlamış. Arkasındayız yarım saniyeyle. Piastri'de kaldı Q2 seansına. İlk sektörde Perez'den 0.3 daha yavaşız. Kendi derecemizi geliştirsek de Perez'den yavaşız. Bu düzlükte yeniden oldukça hızlıyız. 367 kilometreye kadar çıktı araç. Bakalım belki yarışta daha da hızlı olabiliriz. Hava koridoru etkisi artı DRS de eklenince 370'leri görebilir araç. Şimdi çizgi geçtik 10. sıra bakalım. Q3'e kalabilecek miyiz? Ve 11. olarak eleniyoruz. 11. olarak elendik. Oscar Piastri 3. olarak Q3 seansına kalmış. Bakalım Q3'te neler yapmış. Az sonra göreceğiz. Yarışın başlangıcında yağmur var. Intermediate lastiklerle başlayacağız. ...6.1 kilometrelik 17 dönüşlük son derece hızlı bir pist. Bottas pole'den başlıyor bugün. Lando Norris ikinci cepten başlıyor. McLaren'ler yine en önü kaptılar. Gasly, Russell, Leclerc, Verstappen, Perez, Hamilton, Piastri 9, biz 10. sıradan başlıyoruz. Bir sıra yükselmişiz. İlk 10'dayız takım olarak. Gayet güzel. Sainz arkalardan başlıyor bugün.
Logan Sargent ise 21. sıradan ev sahibi sürücü. Start alacak Haas ve Williams ev sahibi takım. Amerikalılar Williams'ı satın aldıktan sonra Amerikan takımı olduğu gibi bir şey. Normalde İngiliz takımı. But all the top racing drivers are able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Right then, the formation lap has started, and I must say the weather conditions aren't the best today for visibility and for grip. As each driver performs this lap, they'll be wanting to settle in and concentrate, as this race in these conditions will require a lot of focus. Yarışın ilk 10 turunda yağmur devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım kaçıncı turda dinecek yağmur. Gerçek yarış kaçıncı turda başlayacak? Oyundaki ilginç bir bak, pistin dışından geliyor araçlar. 5 kırmızı ışık yandı. Sönmesiyle start verildi Las Vegas'ta. Takım arkadaşımız da fena bir start almadı. Şimdi içeriden bir atak yapıyoruz kendisine. Hamilton'a da bir atak yaptık orada. Küçük de bir temas. Önde kalıyoruz, yükseliyoruz. 2 sıra kazandık. Hatta orada bir de Red Bull'u da geçmişiz. 7. sıraya kadar yükseldik. Şimdi Verstappen var önümüzde. Bakalım yağmurda nasıl bir performans göstereceğiz. Yarışı ikinci bitirirsek şampiyonuz. İlk turu da böylece tamamlamış olduk. McLaren'ler 1 ve 2 gidiyor. Yükselmemiz lazım. Verstappen de Leclerc'i geçti önde. Ön tarafta bir kapışma var resmen. 3 araç rekabet halinde. Üç araca da yaklaşıyoruz şu anda. Düzlük hızımız gayet iyi. Perez şimdi dışarıdan bizi sıkıştırdı ancak geçme imkanı yok orada. Üstelik de yağmur var. Üçüncü turun içindeyiz. Yükselmemiz lazım.
5. tura geldiğimizde ciddi bir şekilde fark açtılar 2 turda ve arkadan Perez bize çarpıyor. Perez çarptı. Zor durdurduk aracı. Tekrarına bakacağız. Perez arkadan duramadı ve bize çarptı. Öndekiler de fark açtı biraz. İşte burada. Kanadı kırıldı, evet. Sol kanadının kenarı kırılıyor. Sergio Perez'in büyük ihtimalle pite girecek. 10. tura geldik. Hatta 11'e giriyoruz. 11 saniye oldu fark. Yavaş yavaş pistin kuruması gerekiyor. Birkaç tur içinde yağmur durabilir. Sergio Perez pite girdi çıktı. En arkada hızlı tur attı. Ve yakında hızlı bir şekilde pistin kuracağı bilgisi geliyor. Dışarıdan şimdi Albon atak yaptı ama tutunamıyor. Albon tutunamadı orada. Ve 16. turda artık pist kurumaya başladı. İlk önce biz geliyoruz. Pit stop'a bakalım. Bir faydasını görebilecek miyiz? İstediğimiz verimi, farkı yaratabilecek miyiz? Bakalım. Şu anda 19. sıradayız. Bir araç daha geldi. Deviriz geçti bizi. Sargent geliyor şimdi. Biraz tutunmakta sıkıntı çekiyoruz. Logan Sargent'a da geçildik. Pist hızla kuruyor. Bakalım uzun vadede bu hamlemiz bize fayda sağlayacak mı? Ve DRS'ler de açıldı. Bizim için güzel bir haber. Şimdi herkes pit alanına doğru yığılacak. İlk sektörde mor dereceyle geliyoruz. Şimdi DRS alacağız. Hızla yaklaşıyoruz. Sargent'ı geçtik. Bir makas atıyoruz. Deviriz'e de atak yapıyoruz şimdi orada. İki sürücüyü de geçtik. Deviriz küçük bir temas ama başarılı oluyoruz. İki sürücüyü de geçtik orada. Tekrarını izleyeceğiz. Ve güvenlik aracı geliyor. Bu bizim için hiç iyi olmadı. Güvenlik aracı geldi. Lastik farkından dolayı biraz zaman kazanacaktık ancak şimdi öndeki araçlar kuru zemin lastiklerine pit alanında zaman kazanarak geçecekler. Bu kötü oldu. Şu anda 10. sıraya kadar yükseldik. Güvenlik aracını da geride bıraktık. Sato pit'teydi. Onu geçtik şu anda. 10. sıra. Güvenlik aracı 20. turda içeri giriyor. Şimdi çok yakınız takım arkadaşımıza. Hızlıca yükselmemiz lazım. Güvenlik aracı içeri girdikten sonra ve şimdi araçlar hızlanmaya başladı. Start finish düzlüğünde geç bir fren takım arkadaşımıza ve Albon'a bir atak yapıyoruz. Kaybettiğimiz 2 sırayı da geri aldık. Pit stoplardan sonra belki daha fazla yükselecektik ama güvenlik aracı buna engel oldu. En azından öndeki grubu da yakalamış olduk böylelikle. Belki Lando Norris ve
Bottas farkı daha fazla açacaktı. Güvenlik aracı buna engel olmuş oldu. Ön grup yalnız oldukça hızlı şu anda, kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra Piastri hemen peşimizde, DRS'ler de açıldı. Ön grupta fena bir kapışma var. Bu kapışma sayesinde ön grubu yakaladık. Şimdi Verstappen'e bir atak yapıyoruz. Geçtik Verstappen'i ancak duvarı da resmen yalayarak geçtik. Tekrarına bakıyoruz. Çok zor bir ataktı. Ve 29. turda son pit stopumuz için geliyoruz. Yine bir undercut denemesi yapacağız. .3 saniye, güzel bir pit stop. Şimdi çıkıyoruz. Yine Sargent'ın arkasında döndük. Sainz da pitteydi. O da hemen arkamızda döndü. DRS de aldık. Şimdi içeriden Sargent'a bir atak yapmaya çalışıyoruz. Küçük de bir temas olsa da geçmeyi başardık. Devriz var şimdi. İçeriden ona da bir atak yapıyoruz. Taze lastiklerimiz şu anda muhteşem çalışıyor. Tekrarına da bakıyoruz. Güzel bir ataktı. Şimdi Joe'ya DRS ile yaklaşıyoruz. O kadar uzun bir düzlük ki farkı çok rahat kapatabiliyoruz. Şu anda geçemedik kendisini ancak DRS sayesinde oldukça güzel bir zaman kazandık. Takım arkadaşımız da pit alanında gördüğüm kadarıyla 17. sıraya yükseliyoruz. Sainz şimdi geldi, atak yaptı. Ona sert bir savunma yaptık. Joe var şimdi önümüzde. DRS alacağız şimdi kendisinden. Çok hızlı yaklaşıyoruz. DRS'yi de açtık. Bakalım kaç kilometreyi görecek araç. ...369 kilometreyi görüyoruz. Neredeyse 370 kilometreyi gördük. Sato var şimdi önümüzde. Takım arkadaşımız da hemen peşimizde. Şimdi Sato'ya içeriden start finish düzünün sonunda bir atak. 11. sırayı aldık. Sato'ya yaptığımız hatanın da tekrarına bakıyoruz. Drogovic pitte. Albon pitte. Bakalım Albon'u geçebilecek miyiz? Çok küçük bir farkla önümüzde kalıyor Albon. 10. sıradayız. DRS de aldık. Ancak bu düzlükte geçemeyebiliriz. Sonraki DRS düzlüğünde DRS'mizi aldık ve çok rahat bir şekilde
Geride bıraktık. Al bunu. Rüzgar gibi geçtik yanından. Russell en hızlı turu aldı. Bir giren araçlar var. Magnussen. Hülkenberg. Son 16 tur artık yarışta. Yedinci sıraya kadar yükseldik yeniden eski yerimize. Ve kırmızı bayrak. Kırmızı bayrak çıktı. 36. turdayız. Kırmızı bayrak geliyor. Yarışa yeniden başlayacağız. Bu sefer yumuşak lastikleri aldık. 5 kırmızı ışık. Söndü ve start verildi. Verstappen, Bottas. Verstappen iyi bir start aldı. Çok iyi kalktı. Şimdi dışarıdan geliyoruz. Bottas'la küçük de bir temas orada. Ocon ve Albon şu anda bizi geçti. 2 sıra kaybettik. Startla birlikte. Şimdi Sainz geldi. O da geçti. Yerimizi korumaya çalışıyoruz. Sainz'e karşı. Ocon, Gasly önümüzde. Albon arkamızda tuttuk. Ocon'a yeniden atak yaptık ve starttaki yerimize tekrardan geri döndük. İlk sektör sonuna kadar yerimizi geri almayı başarıyoruz. Bottas'ta sert lastikler var. Bizde de yumuşak lastikler var. Avantajlıyız oldukça. Gasly'ye karşı da avantajlıyız. 10 tur bizi bu lastikler uçurur. Şimdi Gasly, Bottas, Verstappen çekişme halinde derken Gasly motor patlatıyor. Gasly motor patlattı. Hemen önümüzde bir sıra kazanıyoruz. Yarış dışı kalıyor Pierre Gasly. Bottas da Verstappen kapışma halinde. Verstappen lastik avantajını iyi kullandı. Bizim için büyük bir şans bu. Ve Pierre Gasly yarış dışı kalıyor. Şimdi DRS alacağız Bottas'tan. 0.6 saniye vardı. DRS alırken Verstappen'le iki araca birden rüzgar gibi yaklaştık. 372 kilometreyi görüyoruz. 372 kilometre. İki aracı da geçtik. Şahane bir düzlük hızımız var. Tekrarına bakıyoruz. Şimdi 43. turda Bottas bizden DRS aldı. Kanadında da bir hasar var. Şimdi iki araç bizi sıkıştırdı. İki aracın arasından küçük de bir temas Verstappen'le. Köprülerin üstünden sekti, bize çarptı. Ancak yerimizi korumayı başardık. 4. sıradayız. Bakalım Russell yumuşak lastikleriyle Norris'i yakalayabilecek mi? Son tura girdik artık. Leclerc Russell'ı geçti. Leclerc ile Russell'ın rekabeti Lando Norris'e yaradı. Farkı oldukça açtı. Onlara göre DRS mesafesinden çıkarttı onları. Şimdi son turda DRS ile tekrardan geliyor Bottas. Yerimizi korumaya çalışıyoruz. Ve Lando Norris de yarışı kazanıyor bu arada. Son tura kadar rekabet devam etti. İkinci bitirseydik şampiyonluğumuzu ilan edecektik. Ancak şampiyonluk Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yas Marina'ya kalıyor. Yarışı 4. olarak noktaladık. Puan farkı 15'e düşüyor olması lazım bu şekilde. 15 puan fark varsa eğer ilk 4'te bitirdiğimiz zaman yarışı Abu Dhabi'de şampiyon olmuş olacağız. Temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs.
and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. Çok çok güzel bir yarış oldu. Yüksek hızların, bol geçişin olduğu bir yarış oldu. Congratulations to everyone on the team securing the win and proving that they're a force to be reckoned with out on the track. Confident and assured. I've got no doubt that he and his team are going to be over the moon with his performance today. The Constructors Championship. Lando Norris kazandı. 25 puanı cebine koydu. Ancak en hızlı tur puanını alamadı. Lewis Hamilton almış. Max Verstappen de 10. sırada tamamlamış yarışı. Ve evet, 15 puan öndeyiz. Şampiyonluğun yine de en kuvvetli adayı biziz şu anda. A strong weekend for them as they fight their way towards the top. Well, that was certainly. Bakalım takımlarda durum nasıl? Be sure to join us for more exciting Formula 1 action very soon. Drogovic ve De Vries'in puanı yok. McLaren çok rahat şampiyonluğunu ilan etti zaten. Ferrari ve McLaren arasında üçüncülük savaşı var. It's time for you to have a think about our profit margin and what areas of the operation might benefit from that money. Aktivitelerimizi gerçekleştirelim. Son yarış öncesinde. Araştırma geliştirme puanı geldi. Artık sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.